Herkese merhaba. Biliyorsunuz bugün bir film serisi, film tavsiyeleri serisi başlatmıştık. Yönetmenlerden bahsedeceğimiz. Onun ikinci bölümündeyiz. İlk de Bergman filmlerinden bahsettik. Metodumuz şu şekildeydi. İşte yüzeysel bir şekilde burada bahsedeceğim. Ardından filmlerini inceleyeceğiz. Bakalım bizim sorduğumuz sorular, verdiğimiz cevaplar, bizim göremediğimiz şeyler ya da gördüğümüz şeyler sizinkiyle bir mi? Ya bu şekilde beraber bir düşünme, beraber film izleme ve filmler üzerine fikirler yürütebilme gibi bir niyetimiz var. Bir bakalım nasıl olacak. İkinci yönetmenimiz Bresson. Ben bu yönetmen sıralamasını sondan 3 olarak tasarladım. En sevdiğim yönetmene doğru gidiyoruz şimdi yani. Şimdi üçüncü sırada Bergman vardı. İkinci sırada Bresson. Birinci sırada Tarkovski en zirve nokta, koyduğum nokta. Böyle gidiyoruz bakalım. Bugünkü videoda işleyeceğimiz yönetmen Robert Bresson, Fransız bir yönetmen. Kanalda Fransız Yeni Dalgası ile alakalı bir video var. Fransız Yeni Dalgası döneminde eserler üretmesine rağmen bu yönetmen o sınıfa dahil edilemiyor. Çünkü herhangi bir sınıfa dahil edilecek, herhangi bir kuram altında incelenebilecek biri değil. Tek ayrı olarak incelenmesi gerekiyor. Çünkü kendi has stili, üslubu çok taklit edilebilir bir şey değil. Yani başkaları tarafından falan. Örneği eşi benzeri yok. Yani sinema tarihinde baktığımız zaman. Şimdi bazıları onu mesela minimalizm sınıfına dahil ediyor ama külliyen yanlış bir tavır. Niye yanlış bir tavır? Bunu açacağız. Şimdi Enver Hoca Hakikatin Sineması isimli kitabında ona ayırdığı bölümde başlıkta şunu kullanıyor. Diyor ki eksilterek çoğaltan sinemacı. Peki Robert Bresson filmlerinde neye eksiltiyor ve nasıl çoğaltıyor? Basitte şu, yani film yapım mantığına dair, film dizayn mantığına dair aklınıza gelebilecek her şeyi eksiltiyor. Oyunculuk bile yani oyunculuk çok önemli bir şeydir sinema için. Onu bile göz ardı eder, def eder. Bu tabii böyle Hollywood ticari mantığının anlayabileceği bir şey değil. Yani bu pragmatist insanların kafasında bir yere oturtamaz. Ama ne için yapar bunu diye sürekli sorgularlar ve onu işte bazı sınıflara dahil etmeye çalışırlar. Şimdi Bresson sadeliği yakalamak adına böyle bir şey yapıyor. Düşünüyorum ben mesela Bresson şey değil midir yani hani böyle bir izleyicinin neyden hoşlanacağını bilmez mi? İzleyiciye neyi satılacağını bilmez mi? Bilir ama buna tenezzül etmez. Yani o da bilir. Bir tane aşk filmi çekeyim, yakışıklı bir jön, işte güzel bir aktris koyayım, araya da böyle ufak tefek sevişme sahnesi falan yazayım. Ve izlensin filmi. Bunları bilmiyor mu? Biliyor ama tenezzül etmiyor. Karakter meselesi bu. Dolayısıyla ben onu bu özelliklerinden dolayı şiirsel bir dille tanıtmaya kalksam ki şiirsel konuşmayı da seviyorum. Ona derdim ki göğsüne yüreğinden başka muska takmayan bir yönetmen. Böyle kodlanmış benim aklımda bu Bresson. Şimdi geçenlerde agnostik bir arkadaşım bana dedi ki ya sizde de dünya görüşünüz farklı falan bu adamlar onun işte tanımıyla söylüyorum. Gavur değil mi? Yani niye izliyorsun ki böyle adamları falan? Baktığımız zaman Bresson'da şöyle bir şey var. Şunu kaçırıyor. Yani biz zaten herkesi tekfir edip kendi dünyamızda yaşayan insanlar değiliz ama Bresson zaten bu Avrupa'daki seküler yaşamın getirdiği imansızlığın ardında yatan felaketten muzdarip bir kişi. Tam olarak karşı olduğu şey bizim de karşı olduğumuz şey. Yani modern dünyanın açmazlarında ikilemde bulunan insanın dertlerine, problemlerine değiniyor. Tutup da yani imansızlık güzellemesi yapan, zina güzellemesi yapan, uyuşturucu, sefahat güzellemesi yapan bir yönetmenin filmlerini kendine yakın bulmuyoruz ki. Tamamen düşünce dünyası, kafa yapısı bizimle aynı olan yönetmenlerden hoşlanıyoruz zaten. Şimdi bu adamlar Avrupa'nın göbeğinde yaşamasına rağmen Avrupa'nın getirdiği o sistemin o materyalist, bilimsel, formal ve maneviyatla hiçbir ilişkisi olmayan, gökyüzüyle bağlantısı kalmamış sistemden muzdarip kişiler. Bunların karşısında olan kişiler. Şimdi biz eleştirsek bu sistemi bize gerici, batı düşmanı diye sürekli yaftalar yapıştırırlar ki bu konuda da haklılar. Zaten batı düşmanıyız. Zaten gericiyiz. Yani 6. yüzyıldaki bir hayatın talibiyiz. O açıdan gericiyiz doğru. Ama işte bu orada yaşayan insanların bunlar rahatsız olması daha güzel bir şey yani baktığımız zaman. Mesela parayla alakalı bir filmi var onun. Ya repliklerine geçmesi lazım ya da röportajında şöyle bir şey geçiyor. Diyor ki insanlar diyor parayı tapıyorlar. Allah'ı unuttular. Gün geçtikçe her şey daha kötü ve daha acımasız bir noktaya gidiyor falan diyor.
Şimdi bu adam hakkı söyle yani. Hakkı söyleyen kişi gavur olmuş, gavur olmamış. Kime ne? Hak birdir, doğru birdir yani. O anlamda Gavur'un filmini de izleyebilirsin yani. Hak olduktan sonra, doğru olduktan sonra. Bir problem, bir beis yok yani. Yani bir de bir şekilde böyle aşkın olana, ruhsal olana temas kurmak için bir teyakkuz modeliyle filmler dikey olarak yönlenir. Yani yukarı doğru aşkın olana ulaşmak için bütün o bedensel yeryüzüyle alakalı problemler bir şekilde yukarıya doğru çıkar ve ruhsallaşır bütün problemler. Fakat bu bizim alışageldiğimiz Hollywood sinemasında olduğu gibi değildir yani. Hollywood sinemasında genelde yönetmen şöyle bir şey yapar. Yani elinde bir gerçek vardır, tutar. O gerçeği sadece kendi bilir ve sizinle bu gerçeğe ulaşmak adına kedi fare oyunu oynarmış gibi oynar. Mesela Christopher Nolan filmlerini düşünün. Size başlangıçta bir şeye ikna ediyormuş gibi manipüle eder. Ondan sonra bir bakar ki twist yaratarak oradan başka bir gerçeğe ulaşır falan. Sen de dersin ki vay be adam ne kadar zeki bir adam. Neler yapıyor böyle falan. Diğer taraftan ruhsal filmlerde de daha çok böyle ajitasyonla, dramla falan sizin zaaflarınız üzerinden şekillenir. Dolayısıyla sizin bu filmlere katılımınız ön koşul. Yani yönetmenle böyle karşılıklı bir etkileşim, iletişim içindesiniz. Ama yönetmen sizle kedi fare oyunu oynamıyor. Daha çok beraber bir gerçek arayışı içindesiniz. Yani daha dikkatli, daha tefekkür edici bir gözle bakarsanız filmlere. Sizden talep ettiği de bu. Belki bir şeyler yakalarsınız. Ya da işte biz bu seriyi niye başlattık? Beraber belki bir şeyler yakalayabiliriz. Sinemayla alakalı olan kişiler belki benim görmediğim şeyleri görür. Ya da işte hiç sinemayla alakası olmayan kişilere belki ben bir şeyler gösterebilirim falan. Bunlar üzerine, bu filmler üzerine tefekkür etmek için bu seriyi başlattık. Şimdi sadelik meselesine gelirsek, bu minimalizmden falan bahsettik. Neden minimalizme dahil edilemiyor? Şimdi Bresson'un röportajında şöyle bir şey var. Neden bu basitlik ve sıradanlığın yaptığına dair bir ifade veriyor. O ifadeler şöyle. Şimdi diyor ki hayatın içindeki basitlik ve sıradanlıkta öyle bir şey var ki orada Tanrı'nın adını anmaya dahi gerek duymadan Tanrı'yı görebiliyorsun. Bu ne demek? Bir düşünmeniz lazım üzerinde. Bu peki minimalizm sınıfına dahil edilebilir mi? Böyle bir niyetle yapılan sadelik ve basitlik. Minimalizm çok farklı bir şey ve Bresson'un amaçladığı çok farklı bir şey. Şimdi o zaman siz neyden başlayabilirsiniz? Bir Taşla Papazın'ın güncesini izleyin. Ondan sonra Yan Kesici, Picopat, bu Dostoyevski'nin Suç ve Ceza kitabından uyarlamadır. Ki bir uyarlamanın nasıl yapılacağını çok iyi gösterir bize. Onu izleyin. Ondan sonra Rastgele Baltazar diye bir film var. Onu izleyin. Bu üç filmi izleyin. Daha sonrasında bunları bir açalım. Yani buralardaki yakalayabileceğimiz şeyler neler? Böyle bir video yapalım. Sonlandıralım şu an.